Tiyatro kulübü. Ve zaman doldu. Hadi cevapları görelim. M harfiyle başlayan şehir adı. Kayısı cenneti Malatya. Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Ni 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 ni. Kafasıyla midesi yine aynı anda çalışmaya başladı. Ben Mardin yazdım. Ben de Mersin. Mersin, Mardin, Malatya. Herkese 10'ar puan. Sırada M harfiyle başlayan hayvan isimleri. Manda. Kaymağını baklavadan ayırma. Mirket. Tam Kamil'den beklendiği gibi. Farklı bir canlıyla karşı karşıyayız. Aa, bilmiyor musunuz? Hani var ya, fareye benziyor. Afrika'da yaşıyor. Böyle ayakları üzerinde durur. Kamil, bilmediğimiz hayvanın taklidini mi yapıyorsun? Aa, arkadaş azıcık ansiklopedi okuyun. Ben nasıl kanıtlayayım şimdi size mirketi? O zaman puanı kanıtlayınca alırsın. Sen ne yazdın Mert? Martı. Bildiğin martı. Siz de hem bilmiyorsunuz hem bilene laf söylüyorsunuz. Şuraya bakın. Tiyatro kulübünde neler neler varmış da haberimiz yokmuş. Daha bir oda dolusu eşya var. Biz sadece elden geçirilmesi gerekenleri ayırdık. Çok iyi düşünmüşsünüz. Çoğu temizlenip ütülenecek. Ama bazılarının yırtığı, söküğü var. Anlaşılan sizin işiniz başınızdan aşkın. Biz sizi tutmayalım. Oyunda yarım kaldı zaten. Ama... Bu ne acele Hayri? Bak ne güzel. Okula bir faydamız olacak. Duymadın mı Mert? Bizlik bir iş değil ki. Söküğü, yırtığı ben nasıl dikeyim? Sen yeter ki yardım edecek ol abi. Elbet sana da uygun bir iş bulunur Hayri. Tamam. Yardım ederiz tabii. Sonuçta okulumuzun tiyatro kulübü. Sana göre de iş buluruz dediklerinde anlamalıydım zaten. Ah Mert, ah! Ay! Sırtım tutulacak. Hatta tutuldu bile. Ben bakarım. Biz yıkanan kostümleri terasa asıp gelelim. Bunca emekten sonra yıl sonunda bir gösteri hazırlarız değil mi? Hazırlarız tabii. Çok da eğleniriz. Aslında bir tiyatro oyunu güzel olabilir. Herkes gelip izler. O iş öyle kolay değil. Bir yönetmen olacak, oyun seçilecek, sahne düzenlenecek. Bu kadar işi kim ayarlayacak? Şöyle işi bilen, tuttuğunu koparan bir yönetmen tabii ki. Nasıl yoruldum anlatamam Mert. Şöyle biraz soluklanayım, kendime gelirim. Abi, az önce yönetmen diyordun. Nasıl biri olmalı yönetmen? Söz konusu Rafa'dan Tayfa'ysa... biraz sözü dinlenen biri olsa iyi olur. Orası öyle tabii. Sonra öykü anlatmaya, bu öyküyü de sahneye taşımaya hakim olmalı. Bakıyorum epey ilgini çekti bu iş. Yok canım. Merak ettim o kadar. Siz ne fısıldaşıyorsunuz bakayım? Ne fısıldaşabiliriz ki hünkârım? Bırakın gülmeyi. Tez hazırlayın.
hazırlıklar bitsin. Ferman padişahımızındır. İnat etme Kamil. Ver işte biz geçirelim. Dur. Bu sefer oluyor galiba. 10 dakikadır aynı şeyi söylüyorsun ama sonuç hep aynı. Hadi. Yine olmadı bu. Yaparken bir kez izlesen öğreneceksin aslında. Oldu. Başardım. Oh, bu sefer de kör düğüm oldun. Ben de bu işte bir gariplik var diyorum. Terziliğe hızlı bir giriş yaptın. Gerçekten öyle. Hayri, zorlama şemsiyeyi. Önce sorunu neymiş onu anlayalım. Sorunu ne olacak Mert? Açılmıyor işte. Açılmadığı anlaşılıyor zaten. Asıl sorun neden açılmadı? Çünkü daha Hayri'yi tanımıyor. Hayri abi kötü yakalandı. Öyle erken konuşmayacaksın. Babam hep ne der? Mekanizma zorlamaya gelmez. Eline sağlık Hayri. Yeni gibi görünüyor. Ne demişler? Mekanizma zorlamaya gelmez. Hoppa! Bizimkiler nerede? Gidip onlara da göstereyim. İçeride tiyatro oyunu seçmeye çalışıyorlar. Tiyatro mu? Komedi. Herkes komedi izlemeyi sever. Kendi adına konuş Mert. Elimizde cevher var, cevher. İşin içinde Venedik var. Ve orada yaşayan bir tüccar. Tam bir macera. Tüccarın nesi macera? Bütün gün dükkanda. Asıl macera bu. İyi de ben bunu okudum. O elindeki roman bir kere. Merak etme sen. Ben onu oyuna çeviririm. Oyun yazman eksikti abi. Siz bana güvenin. Tiyatro kulübünde bunu oynarsak bütün şehir bizi izlemeye gelir. Bu ne bu? Tiyatro oyunu. Orta oyunu. Fotoğrafçı. Akın, nereden buldun bunları? Nereden olacak? Oyunumuzun yönetmeninden. Yönetmen mi? Basri amca bizim oyunu mu yönetecek? Öykü anlatmayı bilecek. Sözünü dinletecek demediniz mi? Öyle mi dedik? İşte mahallenin sözü en çok dinlenen ve en iyi öykü anlatan kişisi. Akın pek hevesli bu işe.
Yardım isteyince geri çeviremedim. Aferin Akın. Basri amcayı ikna etmişsin. Tiyatro kulübünün sırtı yere gelmez artık. Güzel. O halde yönetmen yardımcısı olarak ilk provayı başlatabilirim. Hı hı. Şimdi herkes oyunun metnine bir göz gezdirsin. Hepsini mi? Benim yardımcı gerçekten yaman çıktı. Başla. Kamil, hadi çal artık kapıyı. Tamam tamam, çalıyorum. Şıngır mıngır, şıngır mıngır. Bakıyorum usta. Gıcırt. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş? Buyurun, içeri girin. Yeni işiniz hayırlı olsun efendim. Demek fotoğrafçı dedikleri yer burasıymış. Burası tabii. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Pek de değişikmiş. Demek fotoğraf çeken cihaz bu. Aman dokunmayın. Çok hassas bir cihazdır. Buradaki cihazdan mı bahsediyorsunuz? Olur mu efendim? Burada diyorum size. Kestik. Hayri evladım, ne konuştuk az önce? Fotoğraf makinesi şurada duracak demedik mi? Öyle mi demiştik? Aman, nasıl olsa görünmüyor. Burada dursa ne olurdu? Orta oyunu bu. Görünmeyecek tabii. Sen sanki oradaymış gibi yapacaksın. İzleyen de sanki orada bir cihaz varmış gibi hayal edecek. İzleyen de buradaymış gibi hayal ediversin. Hayri, bir o tarafı bir bu tarafı mı göstereceğiz? Geziyor mu bu cihaz? Doğru. Bir yerde durması lazım. Değil mi? Hadi bakalım. Baştan alıyoruz. Hanımefendi, siz öne geçin. Biraz yana kayın, biraz yana yana. Ay yok yok yok, diğer tarafa. Bir karar ver efendi. Sinirlenmeyin bey amcacığım. Belli ki işini daha öğrenememiş. Çekiyorum. Çektim. Durun. Sakın bozmayın yerinizi. Bizim çırak yine fotoğrafa girdi galiba. Çekil bakayım oradan. Küçücük çocuk nereden bilsin canım? Efendim öğrensin şimdiden. Sonra fotoğrafta çıkınca kimse para verip almıyor fotoğrafını. İyi iyi. Çek bakalım bir fotoğraf daha. Siz biraz öne gelin lütfen. Aferin çocuklar, aferin size. Nasıldın Basri amca? Sahnede yıldız gibi parladım, öyle değil mi? Hepiniz çok iyiydiniz. Çalıştıkça daha da iyi olacak. Ne zaman hazır oluruz Basri amca? Daha yolun başında sayılırız. Çok işimiz var, çok. Birkaç güne kadar ezberli provalara başlarız değil mi yönetmenim? Ezber mi? Ezber tabii. Hepsini mi? Ne oldu abi? Sanki biraz rengin soldu. Sahnemizin yıldızı ışıltısını kaybediyor. Seyircinin karşısına böyle elde oyun metniyle çıkılmaz. Hadi bakalım. İlk gösteriniz 2 gün sonra mahalleliye. Ama oyunda en çok ben konuşuyorum. Sadece oyunda mı Hayriciğim? Sen 2 günde sular seller gibi ezberlersin. İki gün mü? Hayır.